Sevgili futbol severler, Türkiye Master Süper Ligi ilk devrinin son haftasında son karşılaşmalara girilirken Sarıgazi Maltepe takımları şu anda sahada, birkaç dakika sonra hakemin de onayıyla maç başlayacak ve ben önce sizlere iki takım hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Sarıgazi takımı 7 maçta 7 mağlubiyet aldı ve son sırada, Maltepe takımı ise 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, 13 gol atıp 13 gol yedi ve puanları 9. Orta sıralara tutunma maçı, orta sıralara tutunma müsabakası. Bakalım bu maç neleri getirecek? Biraz sonra sizlere kadroları da aktaracağım. Evet sevgili futbol severler, ben spikeriniz Volkan Tan Danışmaz. Her hafta, her maç olduğu gibi sizlere Süper Lig'den de, PTT 1. Lig'den de maçlar ve skorlar anlatmaya, hatırlatmaya devam edeceğim. Evet, Sarıgazi takımı kalede 12 numarayla Necmettin Kaya, 3 Hasan İstemiyan, 5 Atilla Yıldız, 7 Emin Verer, 25 Emre Çelik, 20 Muzaffer Bozkuşsun, 9 Özcan Tanışman, 34 Buruk Bulut Özatik, 53 Sefer Kurt, 75 Bülent Kılıç ve 10 Aşkın Tonyalı 11 ile sahada ve maç başladı. Sarıgazi'nin vuruşuyla başlayan maçta Maltepe takımının kadrosunu sizlere aktarmak istiyorum. 1 kalede Burak Sarı, 29 Şenol Ökten, 53 Tuncay Çakmak, 5 Doğan Gül, 20 Cüneyt Çelik, 75 Sezgin Kaya, 2 Kerem Özşeker, 81 Uğur Kaya, 54 Kazım Yılmaz, 15 Mete Bıçakçıoğlu, 7 Metin Sarak 11 ile sahada Maltepe Master'lar. Uzaklardan bir şut Necmettin Kaya'nın ellerinde. Evet, maçta ikinci dakikayı geride bıraktık. Maçın hakemi Şakir Mutlu Can, birinci yardımcı hakem Kenan Sağlam ve ikinci yardımcı hakem Ekin Göksüzoğlu. Evet, bu arada Sarıgazi takımı mavi üzerine beyaz forma giyiyor. Maltepe takımı sarı siyah formasıyla sahada. Evet, Emre kafayla topu taça çıkarttı. Kazım Yılmaz, Kazım pasını verdi. Ama arkadaşı o topu beklemiyordu. Uğur Kaya. Evet, Maltepe'de birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Maltepe büyük sıkıntılar içerisinde mücadele ediyor bu ligde. Asıl golcüleri Sait Pehlivan sezon başında omzu çıktığı için kadroda yok. Kazım Yılmaz, Kazım mücadelesine devam ediyor. Pasını aktardı. Metin orada sahip olamadı topa. Ve ayrıca orta alanın sağ kanadında oynayan Serdar Arap hazırlık maçında ayağı kırıldığı için kadrodan çıkarılmıştı Maltepe takımında. Evet, Kazım Yılmaz hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. 1973 Almanya doğumlu olan Kazım futbola Almanya Stuttgart'ta başladı. 79-84'te Stuttgart'ta, 84-88'de Fenerbahçe'de, 88-91'de Maltepe'de, 91-93 yılları arasında Stuttgart Kickert takımında
93-95'te yine Alman 2. liginde oynadı ve 95-96'da Kartal'a geldi. 96-97'de Samsun'da oynayıp futbola noktayı koydu. Evet, Necmeti Kaya topa sahip olamadı. Kornere çıktı. Tiyatron var. Evet, Maltepe takımı sahaya aslında dörtlü tandemle çıkıyor. Sağ bekte Şenol, sol bekte Tuncay. Stoperde Cüneyt ve Doğan ile mücadele ediyor. Ön libero'da Sezgin, orta alanda Mete, Uğur, Kerem, Kazım ve ileride tek başına Metin'le mücadele ediyor Maltepe takımı. Sergaz şimdi Sefer ile bir atak hazırlığı içerisinde bir pasını aktardı ama pas yerine ulaşmadı. Evet, top şimdi Sarıgaz takımında. Şimdi Sefer Kurt ama orada Doğan daha yakındı topa. Doğan aldı topu. Geride riskli paslaşmalar. Atilla taçı kullandı. Özcan. Sefer. Özcan pasını aktardı. Aşkın'ın vuruşu kaleciden döndü. Burak Sarı yerinde müdahale etti. Evet, Maltepe'de 20 numarayla mücadele eden Cüneyt Çelik Artvin Opaspor'da oynadı. 2017-2018 Masterlar Ligi'nde Almanya'da şampiyonluk yaşadı ve bu sene Maltepe Masterlara transfer oldu. Bana gelen bilgilerde tabii sizlerin de takip ettiğiniz üzere. Uzaklardan bir şut denemesi yine Aşkın'dan. Evet, A grubunda gol krallığı listesinde 14 golle Sacit Paşa Limanı'nda zirvede, 11 golle Görele'den Adnan ikinci sırada. Sefer. Mete kovalıyor rakibini.
Mükemmel bir şut izledik şimdi Maltepe'den. Sağ kanattan ceza sahasının sağ tarafında oluşan bölgeden. Sarıgaz şimdi avut atışını kullandı. Orta alana kadar gelen top Maltepe defans bloğunda Şenol karşıladı. Şenol Ökten. Taç atışı kullanıldı. Şenol. Yine taça çıkan bir top. Şenol. Yine Şenol aldı topu. Muzaffer kovaladı. Kaleci Burak Sarı. Kazım, Kazım, Kazım pasını aktardı. Metin, Metin sağ taraftan topu aldı. Bilet alıyor Allah aşkına. Ben istiyorum ki 20-30 tane bilet alınsın. Yani toplanmayla olmaz ha? Hayır, niye ama yırtılabilir miyiz? Çünkü benim cebime girer o zaman yanlışlıkla. Ama izlemeyecekseniz başkasına verebilirim onu. Ama dedim ki toplamayla olmaz. Herkes kendi cebinden alsa biletlerin ne kadar güzel olur. Ya olur mu canım? En az 20-30 tane alın. Yani şey, ama numaram var herkeste. Siz hangi takımınız? Tamam biz de yani herkes alır normalde bile. Tamam mı hocam? Görüşürüz. Evet şimdi faul atışını Sarıgaz takımı kullanacak. Evet 90. dakikada Beşiktaş'ın 2-2'lik skoru yakaladığını görüyoruz. Evet Türkiye Master Süper Ligi'nde devrenin son haftasında son karşılaşmalar ve ayrıca Süper Lig'de de Beşiktaş Trabzon karşısında 2-2'yi yakaladı. Son dakika bilgisini aktarmak istiyorum. A grubunda Boğaziçi Göreli'yi 5-2 yenerek sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamayı garantiliyor. Daha önceki maçta da Rize Golden takımına 1-0 yenilmişti. Göreli 13 puanda kaldı. Rize 7 puanda kaldı. Golden 13 puana çıktı. Boğaziçi 19
puana çıktı. Evet, orta alanda mücadele devam ediyor. Evet, bir faul işareti var mı orada? Yok. Kazım Yılmaz yerde kaldı. Kornerden oyun devam edecek. Bu arada Beşiktaş Trabzon karşısında 90. dakikada bulduğu golle 2-2 yakaladı. Ve maç hala devam ediyor. Kazım Yılmaz kullandı. Gerilere kadar gelen top arka çizgiye. Şenol Ökten Necmettin Kaya'nın ellerinde ama orada bir panik havası oldu Sarı Gazi takımında. Hadi ya Beşiktaş bir tanesi. Beşiktaş bir tanesi. Atla mı maçı? Ben hayatlı ki diyeceğim ama spor tutu oynadım da 11'de 11 gidiyorum Beşiktaş oynadım 12. maç. 12'de 12 gideceğim. Liverpool'da geldi 13. maç. 2 maçı kalıyor. Ha 3-1. Beraberlik mi verdin? 1 verdim o maça. 1 olmaz. 13'de 13 gitti. Ben direkt sıfır. Kuponunda hepsi. Rize, Bursa hep sıfır. Zafer Kurt taçı kullanacak şimdi. Zafer kullandı. Atilla. Emre Çelik. Gitti ya güzelim. Maç gitti. Şurada kaldım. Bulut. Evet, Beşiktaş Trabzon maçı 2-2 sonuçlandı ve zirvede Başakşehir yine yalnızlığını korudu. Burak Sarı kullandı. Tekrar taça çıktı top. Metin koşuyor. Orada defans bloğu topa müdahale etti. Tuncay Çakmak. Kazım Yılmaz. Aşkın koşuyor. Kaleci Burak Sarı'nın müdahalesi. Ve bakıyorum nasıl bir karar verdi. Out'u işaret etti galiba. Ben orada tam göremedim. Atilla. Tuncay'ın pasını gördü. Kazım Yılmaz. Takımının en tecrübeli ayağı Kazım. Kazım.
Kaptandan güzel bir kafa izledik. Sezgin Kaya'nın kafası. Maltepe takımında Metin takımının en golcü ismi 8 golle. Sarıgaz takımında ise Gültekin'in 3 golü var. İnternette bile bir internet siteleri de var onların. Ali Bey, internet siteleri de var onların. Bunlar bir şey, oluşum yapıyorlar. Siz çünkü bak, ayağımız sağlam hepimiz, elimiz ayağımız sağlam. He, ya onlar gibi olabilir. Şey. Niye herkes birer ikişer bilet almaz ki? Niye herkes birer ikişer bilet almaz ki? Kendi tiyatrom için istemiyor ki. Ben mücadele ediyorum. Evet, Maltepe takımında bir sakatlık görüyorum ama 53 numaralı formasıyla Tuncay Çakmak sol arka üst baldırını tutuyor. Acaba oyuna devam edebilecek mi? Bakalım. Kulübe'ye bir işaret yapmadı. Kazım Yılmaz asfark lavuta gidiyor. Takımının en önemli ayağı Kazım Yılmaz. Çok önemli bir futbol kariyerine sahip. Bakalım bu maçta takım adına gol veya goller kazandırabilecek mi? Kazım Yılmaz da yine top sol taraftan. Birinci çalımını attı Kazım. Çizgiye indi, ortasını açtı. Orada kaleci Necmeti Kaya daha yakındı topa. Bulut gidiyor. Bulut iki rakibini geçti, üçüncüsünde kaldı. Kerem Özçeker. Nereye yapıyoruz abi? Her takımdan birer ikişer kişi alması gereken toplam 115 lira çok olmuşsunuz. Ben de 2 tane bilet var. Bir de 5 lira eğlence günüm var. Düşün. Ben sizden 15-20 tane bilet bekliyorum Allah aşkına. Olsun ya. Herkeste aşağıda telefon numaramız var. Orada var. Sonra da olur. Atıyorum cep bank da olur. Her şey olur. Ben emek veriyorum. Haftaya devre arası. Nereye haftaya arası abi? Bir hafta devre arası. Sonra oyun oynanacak. Bizim oyunumuz. Önemli olan almak istemez zaten. Bak. Ya engelli olsaydı ne yapacaktı? Burada top oynamasaydı. 0-0. Hı? O zaman bizim için uğraşacaktı mı? Ben gönüllü yapıyorum. Ben para mı alıyorum? Niye? Önemli olan bir marangoz 100 tane kapıyı parayla yapıyorsa 2 kapıyı da bedava yapar. Ben de öyle. Tiyatromda çorban kendi. Ama bu tiyatroya da böyle destek vermeliyiz. Kaptanım, aslında siz daha çok ilgilenmişsiniz bu konuda. Yani 2 tane bilet, o da bir değil, cebimden ödettiniz bir de, düşün. Başka bir şeyle başka yer mi? Ne? Ya bunu olamadıktan sonra hangi çalışma olacağınız kaptanım Allah aşkına? Yani sonuçta siz isteseniz yaparsınız bunu. Evet, ve Sarı Gazi'nin golünü izledik. Devrenin 23. dakikası ve Sarı Gazi 1-0 öne geçiyor Maltepe karşısında. Aslında golün geleceği ilk dakikalardaki ataklardan belliydi. Bakıyorum golü atan oyuncunun forma numarasını henüz göremedim. Çünkü buz mavisine beyaz. Evet, bir renk olduğu için 10 numaralı formasıyla Aşkın Tonyalı'nın golünü izledik. Ve Sarı Gazi maça 1-0 devam edecek Maltepe karşısında.
Sevgili futbol sevenler, evet Sarı Gazi bugün hafta arası çok çalıştığını gösteriyor. Çünkü puan veya puanlar almak için devreyi en azından galibiyetle noktalamak için çok çaba sarf ediyor. Ama Maltepe'de Kazım Yılmaz faktörüyle galibiyete koşmak istiyor. Yaka gelince herkes yardım sever. Herkes Facebook'larda, Twitter'larda, lafa gelince Facebook'ta, Twitter'da, sosyal medyada herkes yardım sever. Koca Rize takımından iki bilet alamayanlar. İki bilet alamayanlar, 115 lira takımıza 5 lira da bence bilemezdi, düşün. Ya hayır, almak istedikten sonra bana hesabı da gönderin, düşün yani. Aynı oyun Ocak ayında. Hocam. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. 15 dakika sonra maç anlatacağım. Ocak ayında da var ama artık hiç buna söylemeyi düşünmüyorum. Çünkü herkes nasıl sakat değilsiniz. Bacağınız da var. O yüzden rahat davranın artık. Sevgili futbol severler, evet Sarı Gazi'nin 1-0 galibiyeti devam ediyor Maltepe Masterlar karşısında. Evet, ben bugün size bir duyuru daha yapmak istiyorum. Tiyatro nasıl bir sanatsa futbolda öyle bir sanat. Tiyatroda normal insanlar nasıl sahneye çıkıyorsa engelliler de sahneye çıkabiliyor. Futbolda da aynı şekilde bizler nasıl sahaya çıkabiliyorsak ampute futbol takımı da öyle sahaya çıkabiliyor. Ben sizlere güzel bir oluşumdan bahsetmek istiyorum. Yetenekli Engelsizler Tiyatrosu, yani YEK Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu çok güzel bir oyun var. 27'sinde Pendik AKM'de. Lütfen sizler de duyarlı olun. Biletinizi alın. Salonlara gidin ve onlara destek olun. Oyunu izleyin. Çünkü herkes potansiyel bir engelli adayıdır. Yönetmen Kazım Çağ'ın, o da kendisi de %50 işitme engelli ve oyuncuların tamamı engellilerden oluşuyor. Evet sevgili futbol severler, futbolun güzelliğini tiyatroyu izleyerek de atabiliriz, gösterebiliriz. Centilmen bir futbolcu iyi bir tiyatro seyircisidir ve özellikle de engelli kardeşlerimizin tiyatrosunu izlerse. Evet, Maltepe takımı kendi yer alanından çıkmak istiyor. Kazım'a doğru gönderilen bir top. Ama yine spikere kadar geldi. Ama spiker topu oynamıyor. Ona atmayın o topu. Atilla Yıldız'dan geldi o top. Aman Atilla, neler yapıyorsun Atilla. Sefer, ama tabii ezber koştu Sefer. Top ayağına gelmedi. Eren. Kerem, pardon ben Eren dedim orada. Bu arada takım ismi yazmıyor, bir şey yapmıyor. Oyuncu değişikliği yazmış, takım yok, bir şey yok. Ey sevgili futbol severler, bir oyuncu değişikliği, tabi zorunlu bir oyuncu değişikliği gördüm. Maltepe'de 53 numaralı oyuncu Tuncay Çakmak sakatlığından dolayı oyundan çıktı ve yerine 24 numaralı Mustafa Kılıç girdi.
Sarıgazi 1-0'lık galibiyetini, önderliğini korumak istiyor. Özellikle ilk yarıda soyunma odasına galip gitmek istiyor. Maltepe de bir yandan bastırıyor. Ferupi. Dakika önce attığını, ben Maltepe'de oyuncu değişikliği var diye yazdım. Hiç takım ismi yazmıyor, bir şey yazmıyor. Benim aklımı karıştırıyor. Ben diyor 15 dakika önce yazdım. 15 dakika önce ne yazdım? Bana bir iletiyi Maltepe oyuncu değişikliği şu girdi, şu girdi, çıktı yaz. Bilir. Ben ne bileyim bunun ne yazdığını ya. Yazmasın bir şey. Ne olur ya. Karıştım ya. Gözümü seveyim ya. Beynim karıştı. Çocuk hiçbir şey yapmıyor ya. Bak yok, rezil oldum bak, anlattım bak, mikrofonu kapatıyorum. Anlattım ya. Evet, Sarıgazi'nin bir tahtanı izliyoruz. İnanılmaz bir gol. Kendi kalesine attı. Sefer Kurt'un şutunda Maltepe takımının oyuncusu ters bir kafa vuruşta ağlara gönderdi. Ve Sarıgazi ilk yarıda 2-0'ı yakaladı. Kendi kalesine atan oyuncu, buradan baktığım kadarıyla 29 numaralı Şenol Ökten. Tabii takımının çok önemli bir silahı. Böyle hatalar maçta olur. Önemli olan konsantrasyonu kaybetmeden oyuna devam edebilmek. Şimdi 30. dakikayı devirdik. 31. dakikadayız. Ve Sarıgaz takımı Maltepe karşısında 2-0 önde. Atilla Yıldız. Evet, orta alanda Şenol Ökten'e yapılan bir hareket. Ya kendi kalesine atar. Şimdi orta alanda, orta yuvarlak içerisinde bir faul atışı kullanacak Maltepe takımı. Atış kullanıldı. Şenol Ökten kornere çıkan bir top var orada. Şimdi korneri kullanacak oyuncu Kazım Yılmaz.
Her duran topta aşağı yukarı Kazım'ı görüyoruz. Kazım sol ayağını çok iyi kullanıyor. Kazım. Mükemmel bir karşılama. Kerem karşıladıydı o topu. Mustafa. Özcan pası aktardı ama arkadaşına gitmedi. Bülent. Kaptırdı orada topu Bülent. Metin. Metin aldı. Metin verdi pasını. Evet, taç atışını şimdi. Sarı Gazi ilk yarının son anları olmasına rağmen ve 2-0 önde olmasına rağmen hala yükleniyor, rakibi boğuyor. Sevgili futbol severler, Türkiye Master Süper Ligi'nde Sarı Gazi Maltepe müsabakasının ikinci yarısı başladı ve hatırlıyoruz ilk yarı Sarı Gazi takımı 2-0 öndeydi. Aşkın Tonyalı'nın golü ve Şenol Ökten'in kendi kalesine attığı gollerle. Evet, ilk yarıda bir de oyuncu değişikliği var. Sarı Gazi'de Gültekin oyuna girdi. Gültekin Kaya, Bulut Özatay'ın yerine oyuna girdi. Sevgili futbol severler, bakalım Sarı Gazi devrenin son karşılaşmasında acaba 3 puanla buluşabilecek mi? Görüntüye bakılırsa 2-0'lık galibiyeti ve 2-0 öndeliği var ve atak halinde olan yine Sarı Gazi takımı. Evet, orta alanda topu alan oyuncu Cüneyt'ti. Sarı Gazi ikinci yarıya da çok atak başladı. İlk yarıda olduğu gibi skoru korumak değil, daha çok golle buluşmak istiyor Sarı Gazi takımı. Taç atışı kullanıldı. Thank you.
Evet, atış kullanıldı. Burak Sarı'dan Kazım. Kazım gidiyor. Takımın en tecrübeli ismi yerde kaldı. Ve ceza yayının üzerinde bir faul atışı kazandı Maltepe takımı. Çok tehlikeli yerden, çok kritik noktadan Kazım Yılmaz'ın düşürülmesiyle ceza yayının tam içinden biraz daha içeride olsaydı penaltı olabilirdi. Evet, atışı kullanacak oyuncu bakalım. Topun başında. Altı kişilik baraj. Kerem direkten dışarı çıktı. Kerem Özşeker'in şutu az farkla direkten dışarı çıktı. Bu pozisyondan da yararlanamadı Maltepe takımı. Şimdi bir oyuncu değişikliği, hatta iki oyuncu değişikliği Maltepe'de. Kerem oyundan çıkıyor galiba, evet. Kerem Özşeker oyundan çıkıyor. Evet, yerine giren oyuncunun henüz numarasını uzak olduğu için tespit edemedim. Çünkü yedek kulübeleriyle protokol kısmı birbirine zıt yerlerde. Ve ben karşıdan numarayı görmeye çalışıyorum. Evet, iki oyuncu 15 numaralı Mete Bıçakçıoğlu da oyundan çıktı. Evet, 16 numaralı Murat Güler oyuna girdi. İkinci oyuna giren oyuncu da 23 numara, fakat esame listesinde ben 23'ü göremedim. Evet, avut atışını Burak Sarı kullanacak. Maltepe takımında, Maltepe 2-0'ın üstesinden gelmek için oyuncu değişiklikleriyle hamleler yapıyor. Şenol Ökten sağ taraftan bindiriyor. Şenol ortasını yaptı ama rakip Emre Çelik'e çarptı top. Evet, atışı kullanacak olan oyuncu takımın en tecrübeli ismi Kazım Yılmaz. Bizden tarafta sağ ceza sahasının sağ tarafındaki taç çizgisine yakın olan kısımdan kullanacak Kazım Yılmaz. Evet, Kazım Yılmaz iki kişilik barajı da gördü. Hakemin işaretini bekliyor. Kazım kaleye mi yoksa orta mı açacak? Hep beraber izleyeceğiz. Kazım. Kazım ortaladı ve gol, kafalardan seken gol ve golü atan oyuncu Şenol Ökten oldu. Şenol'un golü, ilk yarı kendi kalesine attı. Kendi kaleme gol atmadım ben, ne gol attı? Kim attı? Ne bileyim, kim atıyor ben? İlk yarıda ben 29 numara görmüştüm kendi kalesine atan oyuncuyu. Ama şimdi Şenol Ökten'in golüyle 2-1'lik duruma geldi skor. Sarı Gazi 2, Maltepe 1.
Evet, Sarıgaz takımı yediği bu golle skorun 2-1'e gelmesine sebep oldu ama golün atılmasında Kazım Yılmaz'ın emekleri, payı çok büyük. Çok tecrübeli bir oyuncu Kazım Yılmaz ve golü atan oyuncu Şenol Ökten oldu. Şenol'un bu sezon ikinci golüydü bu. Sarıgaz takımında ise Aşkın'ın ilk golüydü. Metin rakibinden sıyrıldı. Orta şut karışımı ama Kazım'dan önce kaleci daha yakın topa. Necmettin Kaya topu aldı. Evet, Bülent'e yapılan bir faul, pardon, evet, Bülent'e yapılan bir faali gördüm. Hakem Şakir Mutlucan faul atışını gösterdi. Hasan kullandı. Gültekin koştu. Topu yakaladı Gültekin. Yerde kaldı. Gültekin'e yapılan hareketin faul olduğunu işaret etti maçın hakemi. Evet, atışı kullanacak olan takım Sarıgaz takımı. Sarıgazi ceza yayının bizden yana sağ tarafından çaprazından kullanacak atışı. Tek kişilik bir baraj görüyoruz içeride 3 Sarıgazili oyuncu. Atış kullanıldı ama dışarıya gitti top. Kaleciden güzel bir avut atışı. Metin kovaladı topu. Yaşar pozisyon içine giremedi. Sarıgaz sağ taraftan bindirme yapıyor. Ortasını da açtı. Kimselere dokunmadan top avuta kadar gitti. Pardon, evet. Maltepe'li oyunculara çarpan top kornere gitti. Ve şimdi Sarıgazi sol taraftan bir korner atışı kullanacak. Şimdi Maltepe top uzaklaştırmaya çalışıyor. Taça çıktı top. Kaptan pasını aktardı.
Ama Bülent Kılıç pozisyonu değerlendiremedi. Maltepe kalecisi Burak Sarı yerinde müdahale etti. Yaşar Öktem. Yaşar. Pasını aktardı. Metin Sarak. Metin. O da pasını aktardı şimdi. Doğan Gül. Sezgin. Uzaklara Yaşar'a. Yaşar yetişemedi topa. Taça çıkan top. Evet, şimdi Sarı Gaz takımı kendi yarı alanında, hatta kendi ceza sahasına yakın kısımdan taç atışını kullanacak. Aşkın'a ulaşmadı top. Maltepe hala atak halinde. Kazım topla buluşamadı. Doğan. Mustafa. Şimdi Sarı Gazi'nin bir atağı kendi yarı sahasına hızla çıktı Sarı Gazi takımı. 3 kişiye 2, 3'e 2, 4'e 2 hatta. Ama orada topu ayağından açtı Bülent. Bülent verdi pasını. Tekrar Bülent aldı. Gerilerde topla buluşamadılar. Evet, cılız bir şut. Bülent'ten Sefer'e, Sefer'den Bülent'e. Bülent pasını aktardı. Ama iyi bir şut gelmeyince pozisyon golle sonuçlanmadı. İkinci yarının 20. dakikasına yaklaşıyoruz. Özcan'ın da pasını gördük orada. Aşkın. Evet, şimdi kaleci Bulak Sarı avut atışını kullanacak. Orta alana kadar geldi. Kafalardan sekti. Kazım. Kazım Yılmaz topu aldı. Sol taraftan ortasını açtı. Metin. Metin'in çok güzel şutunu izledik. Metin harika bir şut çekti. Gelişine vurdu. Ama top asfarkla avuta gitti. Evet, iki tarafta gerçekten pozisyonlar buluyor. Çok puan ihtiyacı olduğum bir maç iki tarafında. Sarı Gazi'nin dipten kurtulma adına. Maltepe takımı ise orta sıralarda mücadele etmek adına. Çok önemli bir mücadele, puan mücadelesi. Maltepe takımında 75 numaralı Sezgin Kaya'nın oyundan daha önce çıktığını söylemiştik. Ve 14 numaralı Mustafa Kavak oyuna girmişti. Ve Maltepe oyuncu değişiklikleriyle, kan değişiklikleriyle bakalım skora ne kadar etki edecek. Hep beraber izleyip göreceğiz. Evet, 20 dakikayı da geride bıraktık. Evet, yine bir oyuncu değişikliği. Sarı Gazi takımında 21 numaralı oyuncu Yunus Babir oyuna giriyor. Ve 20 numaralı oyuncu Muzaffer Bozkuşsun oyundan çıktı. Ve Sarı Gazi'de bir kan değişikliği yaptı. Bakalım bu kan değişiklikleri neleri getirecek, hep beraber izleyip göreceğiz.
Taç atışı kullanıldı. Orta alanda top Sarı Gazi atağa çıkmaya çalışıyor. Şimdi topu alan oyuncu Gültekin, ortasını da yaptı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Emre Çelik topa müdahale edemedi orada. Çok pardon tabii Emre Çelik. Evet Emre Çelik topa müdahale edemedi orada. Yaşar Ökten pasını aktardı. Metin. Metin kovalıyor. Metin aldı topu. Tekrar kaleciden sekti ama. Yaşar kovalıyor. İlk dakikadan son dakikaya kadar hiç durmadan koşuyor Yaşar Ökten. Hiç mi yorulmaz bu adam? Golünü de attı. 2-1'lik skoru getirdi. Bakalım bundan sonra neler olacak? Evet Kazım Yılmaz rakibinin yanında onu istem dışı bir hareketle düşürdü. Ondan özür diliyor. Tabii maçlarda, müsabakalarda böyle olaylar olabilir. Önemli olan centilmen kalabilmek, özür dileyebilmek. Şimdi sakatlanan oyuncu yerden kalktı. Ama devam edebilecek mi bakıyorum. Emin Ferrer oyuna devam edemeyebilir. Sağlık görevlileri eşliğinde sağ dışına çıkıyor. Ve faul atışıyla Sarı Gazi takımı tekrar oyuna devam edecek. Şenol, Şenol bir hareket, iki hareket. Evet tabii karar son hakem, son karar hakemlerimize ait tabii ki de. Onlar da yanılabilir, onlar da her şeyi tam görebilir. Önemli olan centilmenlik havasına devam edebilmek. Özcan pasını aktardı, Aşkın. Özcan alamadı tekrar topu. Doğan verdi pasını. Tekrar taça çıktı top. Kazım ve korner. Kazım evet. Topu tam kontrol edemedi ama yine kornere çıkmasına sebep oldu ve şimdi korneri Maltepe takımı kullanacak. 2, 4, 6, 7 Maltepe'li oyuncu ceza alanı içerisinde 6 pasa yakın kısımda korner kullanıldı ama nerelere, çok güzel bir pozisyondu. Maltepe tüm atlarıyla yükleniyor.
Avut atışı şimdi kullanıldı. Bülent 3 kişinin arasında. Bülent koşuyor koşuyor ama. Koşa koşuyor. Taç atışını şimdi. Hasan kullanacak. Hasan kullandı. Özcan'a gelmedi ama Özcan mücadeleye devam ediyor. Bir üçgen oluşturdu Maltepe takımı orada. Maltepe kendi yer alanından henüz çıkabilmiş değil. Şenol hala baskısını yapıyor. İlk dakikadan son dakikaya kadar hep koşuyor. Acaba diyoruz çift motorla mı çalışıyor Şenol Ökten? Şenol Ökten. Salla bakayım salla. Arkam dönük ya salla. Kazım Yılmaz takımının en önemli ayağı. Almanya'da futbol eğitimini aldı. Almanya'da Stuttgart'ta oynadı. Kazım ortaladı. Penaltı noktasına doğru kafalardan seken top. Şut. Necmettin Kaya'nın ellerinde kaldı top. Şimdi iki kişiyle yükleniyor Sarı Gaz takımı. Ama orada defans bloğu topa zamanında müdahale ediyor. Özcan şimdi, Özcan Tanışman taç atışını kullanacak. Hasan. Aşkın. Evet, Metin'in baskısı, presi devam ediyor. Burak Sarı. Eliyle başlattı. Tabiri caizse Rüştü Reçber gibi. Burak Sarı. Ön libero gibi oynuyor. Ama Maltepe'nin gole ihtiyacı var bu dakikalarda. Evet, Yaşar Ökten. Taç atışını kullanacak olan oyuncu Yaşar. Kazım, pardon, faul atışı kullanılacak. Kazım Yılmaz takımının dediğim gibi en önemli ismi, Almanya'da Stuttgart'ta da oynadı. Kazım hakemin düdüğünü bekliyor. Orta alana yakın bir kısımdan kullanacak. Kazım kullandı, penaltı noktasına doğru kalecinin elinde kaçtı ve gol. Ama orada kaleciye yapılan bir hareket var. Altı pas içinde kaleciye dokunmak tabiri caizse günah gibi. Çünkü direkt faul oluyor. Ve kaleci yerde. Evet, kaleciye çalınan bir faul. Kaleci yerde. Sağlık görevlileri oyun alanına giriyor. Evet, kaleci hala yerde. Kaleci yerdeyken oyun devam etmez. Ve o yüzden maçın hakemi tedavisinin sağ içinde olması gerektiğini de belirtiyor. Umarım kalecinin önemli bir şeyi yoktur. Hayret, Necmettin Kaya bugün çok mücadele etti kalede.
Necmettin Kaya şimdi ayağa kalktı. Atış kullanıldı. Yaşar bir şut denemesi, Metin'e geldi top. Evet, taça çıkan bir top var orada. Yaşar Ökten kullanacak. Kazım'a attı. Kazım'ın ayaklarının arasına kaçtı top. Sarı Gazi kendi ceza alanına çıkarttı topu, orta alana kadar gönderdi. Sefer orada yerde kaldı. Sefer tabii kaptan oyundan çıkınca kaptanlık pasıbantını da o devraldı. Atış kullanıldı. Ve gol. Evet, golü ben size anlatacakken forma numarasını tespit etmeye çalışırken Gültekin Kaya'nın golünü izledik. Gültekin topu aldı. Sağ tarafa çekti. Şutunu çekti ve Burak Sarı'nın yan tarafından, sağ tarafından ağlara gitti ve Sarı Gaz takımı maçın son bölümlerine 3-1 üstünlükle giriyor. Şimdi Sarı Gazi 3, Maltepe Masterlar 1. Evet, Gültekin ikinci yarı oyuna girmişti. Yine 34 numaralı formasıyla. Ben pozisyonu anlatmaya hazırlanırken, forma numaralarını tespit etmeye çalışırken gol geldi. Golü tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Evet, son bölümleri Sarı Gazi 3, Maltepe Masterlar 1 şeklinde giriyoruz. Ve Sarı Gazi eğer bu ve buna benzer skorlarla sahadan ayrılırsa ilk puan ve puanlarını alacak ve lige ortak olacak. Evet sevgili futbol severler, Sarı Gazi'nin 3-1'lik galibiyetini görüyoruz. Şu dakikalarda bakalım Maltepe Masterlar bir atraksiyon gösterebilecek mi? Son dakikalara girdik. Tabii 3-1'lik skor çok zor bir skor. Evet, orta alanda topla buluşamadı Gültekin. Gültekin verdi pasını. Özcan, neler yapıyorsun Özcan? Maçın hakemi şu anda 3 dakikayı gösterdi. Evet, kenarda çizgide, taç çizgisinde Şenol Ökten'i görüyorum. Hakem henüz oraya bakmış değil. Şenol oyuna devam edebilecek mi? Acaba sağ baldırının üst kısmında bir ağrı söz konusu. Maçın hakemi Şakir Mutlucan. Henüz Şenol'u görebilmiş değil. Metin pasını veremedi. Yunus pasını şimdi verdi. Ama offside. Ve şimdi hakem Şakir Mutlucan
Şenol Ökten'in yanına geldi. İstersen kenarda şey yapma. Durumunu soruyor. Sağlık görevlileri oyun alanına giriyor. Şenol Ökten de taç çizgisinin dışına çıkarak sağlık görevlilerini bekliyor ve oyun bu şekilde devam edecek. Kaleci Necmettin Kaya'ya kadar gelen top. Aşkın ama bir elle müdahale işareti vardı galiba. Sol tarafta yine Kazım Yılmaz pasını aktardı. İçeriye doğru bir orta. Ceza yayının üzerine karşılayan oyuncu yine Maltepe takımından Doğan Gül'dü. Gültekin gidiyor. Gültekin top sürüyor. Gültekin kaleciyi çalımlıyor. Ama Burak Sarı beni çalımlayamazsın diyor. Topa sahip oluyor. Burak Sarı gerçekten çok dikkatli. Oyun devam ediyor. Özcan direkte patladı. Gültekin bir çalım. Bir şut. Asfar Klavut. Ama korner işaret ettiği maçın hakemi. Orada bir oyuncuya temas var. Maçın son saniyeleri. Hakem Şakir Mutlucan saatini de kontrol ediyor. Belki de son bir atak olabilir. Korner atış kullanıldı. Kaleci Burak Sarı topu aldı. Degajını dikti. Kazım'a gelmedi top. Sağ taraftan Sefer aldı topu. Geriye doğru dönüyor Sefer. Sefer sanırım yönünü şaşırdı. Ters tarafa doğru gidiyor. Bülent pasını aktardı şimdi. Özcan offside'daydı. Atış kullanıldı. Doğan aldı topu. Kendi etrafında döndü. Son saniyeler. Hakem her an maçı bitirebilir. Metin. Doğan orada yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Kazım topu alamadı. Evet, maçın son düdüğü.